Herkese merhaba. Bugünkü anlatacağım hareketlerden bir tanesi Amun Çınav hareketi. Biliyorsunuz ki ben vücut ağırlığı egzersizleri yapan bir kanal yöneticisiyim. Bu Amun Çınav hareketinde bilmeniz gereken şeyleri size aktaracağım. Nasıl yapılır, nasıl çalışmalar uygulanır, hangi kas grupları çalıştırılmalıdır. Amun Çınav hareketinde yapmamız gereken en önemli şey çok güzel bir amuda sahip olabilmek. İlk önce her attığımızda amut durabilmek. Yani bunu %50 değil, %75 değil, %100'lük bir amut atışı. Yani istediğiniz yerde kalkabilecek kuvvete sahip olduğunuz zaman amut şınav yapma olayınız sizin için daha kolay olacaktır. Bu yüzden ilk önce amut hareketini hallediyoruz. Bununla ilgili zaten video bulunmakta kanalda. Şimdi amut şınav hareketinde önemli olan kas grubu omuz ve triceps bölgesidir. Daha sonra denge için kullanacağımız bölgelerden birisi de parmaklar, yani bilek bölgesi ve parmaklardır. Parmaklar bizim yere sabitleyen vidalardır. Sizi bir direk gibi düşünün. Bunlar vidaları. Bir direk nasıl vidasız yerde duramıyorsa siz de parmaklarınızı kullanmadan çok rahat bir şekilde yerde duramazsınız. Parmaklarınız sizin için çok önemlidir. Eğer arkaya gittiğiniz zaman parmaklarınızı basmazsanız çok çabuk şekilde arkaya düşersiniz. Bu yüzden parmak kuvvetimize önemlidir. Buna alışacaksınızdır. Bazı hareketler göstereceğim. Bu hareketleri aklınıza geldikçe sürekli pratiğe dökerek yapmalısınız. Ben 5 yaşımdan beri amut hareketine meraklıyım. Hatırlıyorum arkama minder koyardım, denerdim. Bu şekilde şeyler yaparak rahatlardım. Siz de arkanıza bir koltuk olsun, bir minder olsun, bir yatak olsun, bu tür şeyleri koyarak hem amutta hem amut sınavında kendinize bir güven elde edebilecek şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi ben belli şeyleri listeledim. O şeylerden birisi ilk önce vücudun genel ısıtılması olacak. Yani ısınma hareketleri, esnetme hareketleri. Onun haricinde en önemli bölgelerden birisi de ısınma hareketlerinin bilek ve omuz bölgesidir. Omuzun esnekliği, yani ısınmaması, sizin amut şınavda ya da amutta yeterince açı alamamanızı sağlar. Bu da çok kötü bir etkendir. Yeterince nizami olamazsınız ve dengenizi çok rahat şekilde sağlayamazsınız. Bileklerde çok baskı uyguladığı için ağrılar olacaktır. Ne kadar ısınma yaparsanız o ağrılar daha en aza inecektir. İlk hareketlerimizden, ilk göstereceğim hareketlerden birisi yerden kalkmaya çalışma hareketi. Ellerimizi yere koyduk, parmaklarımızı her zaman yere çiviliyoruz. Daha sonra kalkmaya çalışıyoruz. Bu atışı yaparken bile triceps ve omuz bölgesi zaten çalışıyor. Bunu 10 tekrar 3 set yaptığınızda hissedeceksiniz. Hop, attım. Attım. Sadece bunu yapmanız yeter ilk hareket olarak. İş tamamen pratiğe dayalı bir iş. Daha sonra yapmamız gereken hareketlerden birisi ise amuda kalkıp yavaşça aşağı inebilmek. Şimdi onu da gösteriyorum. Şöyle bir şey vardır. Barfiks çekemeyen kişiler genelde barfiks zemine atlar. Alışmak için hareketin negatifini yapar. Biz de amuda şınavın negatifini yapacağız ilk önce. Amuda kalktık diyelim. Hop. Kalktık. Sonra yavaşça aşağı iniyoruz. Hop. Gücünüz yetiyorsa basarsınız zaten. Tekrar aşağıda kalktığınızı düşünün. Hop. Aşağı indiniz. Bu sizin hem dengenizi, hem parmak kullanmanızı, hem omuzlarınızı harekete yönelik kuvvetlendirecektir zaten. Bundan sonraki hareket ise ben 5 yaşımdan beri denediğim bir hareket vardı işte. Sadece başımın üzerinde yerde duruyorum. Oradan amuda kalkmaya çalışıyorum. Hemen göstereyim. İlk önceki kafamızı koyduk. Daha sonra ayakları bu şekilde açıyoruz. Sonraki seviye, alışma seviyesi. Sonra bu, sonra bu. Sonra buradan yukarı basmaya çalışıyoruz. Bastık. Bastık. Hop. Hop. Bu şekilde. Altınıza şey koyabilirsiniz mesela, kafanızın altına. Eğer acıyorsa havlu gibi bir şeyler koyabilirsiniz. Bu hareket ise vücudunuz, yani ayaklarınız havada olduğu için amuda kalktığınızdaki durumunuzu biraz daha anlayabiliyorsunuz. Ona göre hareket edebiliyorsunuz. Ayrıca değinmem gereken konulardan birisi de amuda kalktığınızda bacaklarınızı rastgele tutmayın. Atıp bacaklarınızı sallıyorsunuz. Yani bunu profesyonel biri yapsa bile parmaklarını zorlayarak kendini durdurmaya çalışırken hiç yapamayan birisi neden bacaklarını rastgele sallar? Düşünün. Amuda kalktınız ya bacaklarınızı bilinçli şekilde açın ya da bilinçli şekilde kapatın. Bunun farkında olun. Sizi en çok yöneten yer bacaklarınız. Amuda kalktıktan sonra kalçanıza sıkarsanız sizin dengeniz daha çok etkileyecektir. Atarsınız, burada kilitlersiniz. Sonra amuç şınav için gereken şeyleri tekrarlarsınız. Ben şimdi diğer harekete geçiyorum. Diğer hareket bir önceki videoda gösterdiğim eller yerdeyken, ayaklar yerdeyken omuz pres yapmak. Bu da amuç şınavın
En iyi çalışmalarından bir tanesi diyebiliriz. Hemen gösteriyorum. Açımızı alıyoruz. Kafa bu şekilde. İçeri alabiliriz kafamızı. Daha çok aşağı inmemizi sağlar. 1 2 3 Çok zorlandığınız hareketler varsa 3 set 5 tekrar yapabilirsiniz. Eğer hareketler çok sizi zorlamıyorsa 10 tekrara kadar 12 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Eğer ben tekrar istemiyorum, daha çabuk yapmak istiyorum derseniz acıma yok. Sürekli yardıracaksınız. Değineceğim bir diğer konu ise kollarımızın açısı. Kollarımızın açısı eğer dar ise ineceğimiz mesafe uzun, çıkacağımız mesafe uzun olur. Eğer kollarımızın açısı geniş ise ineceğimiz mesafe kısa, çıkacağımız mesafe kısa olur. Yani geniş tuşla her zaman daha kolay hamur şınav çekersiniz. Hamur şınavda nizamilerimizi korumak için ya da hamurda kalktığımızda nizamilerimizi korumamız için gereken en önemli etkenlerden bir tanesi omuzlarımızın esnekliğidir. Omuz esnekliğimizin bize ne kadar izin veriyorsa o kadar arkaya esneriz ya da o kadar nizami durabiliriz. Omuzumuzu antrenmana başlamadan önce bu şekilde esneterek rahatlatabilir, hamurda daha rahat performans sergileyebiliriz. Ellerimizi koyuyoruz. İnebildiğimiz kadar aşağı inip 5 saniye kadar bekliyoruz. Bekledikten sonra çıkıyoruz. Tekrar. 3 set 10 tekrar uygulayabileceğiniz güzel hareketlerden bir tanesi. Bunu da aksatmayın. Denge hareketlerinde her zaman merkezi kuvvet, karın ve bel bölgesi çok çok önemlidir. Sizi asıl yöneten, asıl vücudun orantısını sağlayan, dengesini sağlayan yer orasıdır. Bir terazi gibi düşünün. Eğer orası kuvvetli değilse vücut bu şekilde durur. Eğer karın ve bel kuvvetliyse sıkarsanız vücudunuz çivi gibi her zaman sağlam kalır. Kalisteniks'te en önemli bölgelerden bir tanesi, konuşamadım. En önemli bölgelerden bir tanesi karın ve bel bölgesinin hareketleri daha kolay yapmanızı sağlar. Evet, şimdi videomuzun sonuna geldik. Sizden istediğim bir şey var. Bu videodan sonra amuda nasıl kalkılır videosunu izleyip bilgilerin pekişmesini sağlamalısınız. Yeterince güçlü değilim, amuda kalkamıyorum, dengemi sağlayamıyorum derseniz daha çok kuvvetlenmeniz gerekir. Bu kuvvetlenmede şınav, barfix, dips, squat, biliyorum çoğu kişinin aksatıp sadece hareket deneyerek yapmak istediği şeyler var. Ama bu hareketleri, dediğim rutin, temel hareketleri yaparsanız sizin için daha olumlu, daha verimli bir süreç geçecektir. Hem sakatlıklarınız azalacaktır, hem daha güzel bir görünüme sahip olacaksınız. Evet, umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Güzel bir like gelirse, yorum gelirse daha güzel videolar için sizlerle buluşacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Okay.